can visit, but there is nowhere open, and it's very close, and nobody in the street, nowhere. Istanbul before I were, I've been there, but here I've been there for months in Ankara. Before quarantine, I came, and now and yeah, stay. Türkiye'yi geçmeli efendim. Çünkü esnaf mağdur. İnsanlar mağdur. Burası zaten fakir bir şey, muhit. Hiç iyi geçmedi bizim. İnsanlara yardım etmediler. Bir patates soğanla kandırdılar milleti. Bizim için iyi geçmedi. Yani yardım etmediler. Ne esnafa yardım ettiler, ne insanlara yardım ettiler. O yüzden bizim için iyi geçmedi. Bekarım ama, emekliyim de. Ama zor geçiniyorum. Şey değil, aldığım maaş bile kendime zor yetiyor. Yani. Kendi kendimize zor geçiyor. Zor yetiyor yani. Bir oğlum var, üniversitede okuyor. İşimden ayrıyım ama yine de zor yetiyor yani maaşımız. Onun masrafıydı, evin masraflarıydı. Helal etmiyorum efendim. Boşu boşuna söyledi yani ona. O insanları böyle şeyle kandırmaya çalışıyorlar. Kısıtlamayla. Ben hakkımı helal etmiyorum. İnsanlara bakması lazımdı. Şey yaptı, gene kafeler kapalı, spor salonları kapalı. Her yere kapalı. Alışveriş merkezlerini açmış gene kısıtlamayla ilgili. Ayın 27'sinde yeğenimin düğünü vardı. O bile tekrar ertelendi. Ne yapacağız? Nece? Yani bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Bunları hiç düşünmüyorlar. Ancak kendi şeyleri, gündemi de değiştirmek bunların amacı. Biz yok işte mafya davası çıktı, bilmem ne çıktı işte. Sırf gündemleri değiştirmek. Hiç kendilerine hata bulmuyorlar. Ya biz de şurada hatalıyız. Bir desinler artık ya. Yeter artık. Desinler artık. Biz şurada hatalıyız. Yok hiç illa muhalefete suç bulacaklar. Bu her şeydi. Kılıçdaroğlu'ydu, muhalefetti, bilmem neydi. Bunlarla geçiştirmeye çalışıyorlar. Onlar geziyor, onlara serbest. Onlara hiçbir şey yok. Hele şu aşı davasında. Millet öyle aşıyla kandırdılar. Şu kadar aşı geliyor, bu kadar aşı geliyor. Hani nerede aşılar? Nisan'da hani kendi aşımızı üretiyorduk. Eylül'e attılar. Eylül gelecek, Eylül'den sonra tekrar başka bir güne atacaklar. Adım gibi biliyorum yani bunu. Sen hırsız sahaları kapatırsan. Ondan sonra aşı öntüsü açtın. Hani nerede aşı öntüsü? Yok. Yani iyiye gitmiyoruz yani. Açıkçası erken seçime gitsin de artık. Ne olacaksa millet kararını versin. Ona göre tedbirini alsınlar yani. Ona göre şey yapsın. Ha demiş ki halk bizi seçti. Ben de o zaman tamam dedim. Ya halk seni seçmiş. Ama hırsızlık yapmayacaklar. Oy çalmayacaklar. Oy çalarlarsa o zaman olur. İstanbul'u biliyoruz yani. İstanbul'da neler olduğunu biliyoruz. Burada geçen dönemlerde de neler olduğunu biliyoruz. Ama millet işte trafoya kedi girdi bilmem ne falan bahaneleriyle milleti kandırmaya çalışmasınlar. Millet artık şey akıllandı ya yani, size söyleyeyim. Bunlar Allah kitapla yine işi götürürler. Açıklasını söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 17 gün kapanma sıkıntıyla geçti. Başka bir şeyle geçmedi yani. Bu devlet 1.000 lira verecekti. 1.000 liramızı da vermedi. Yardım ben normalden alıyorum sosyal yardımlaşmada falan. 1.000 liramızı da göndermediler, gelmedi. Vermediler yani. Sağda solda vatandaşın verdiği şeylerine geçiniyoruz. Ben 3 çocuğum var. Bir hanım, eşim hamile. Sıkıntı yani oturduğumuz yer. 2 senedir işsizim. Hocam. 2 senedir işsizim oğlum. Covid'den beri evet. Yani zaten iş sıkıntısı vardı da Covid zaten tetikledi. Hani bilmiyorum bu sıkıntıdan ne yapacağım şimdi yani insanlar öyle diyorlar da cinnet geçiriyor, anasını öldürüyor, babasını öldürüyor. Niye? Sıkıntıdan. Kimse keyfinden neyse babasını öldürmez. Ablam bilmiyorum, sıkıntıdayız yani. Ha, devletimizde şikayetçi değiliz. Ha, yönetimde de şikayetçi değiliz ama aksaklık çok. Ha, bilmiyorum, ben AK Parti'ye oy veriyordum. Oyum AK Parti'ydi. Hani şimdi düşünüyorum yani. Düşünüyorum yani tereddütteyim. Yani bayağı sıkıntıdayız. Ha, ben değil, vatandaş olarak sıkıntıda. Şimdi çıkıp haber kanalını görüyor, doğrusunu anlatmıyor ki. Ha, şimdi o partiyi seviyor, o parti diye bir şey yok. Burada AK Parti, CHP, HDP diye bir şey yok. Burada şey var ablam, sıkıntı var. Geçim sıkıntısı var. Benim çocuğum acıkarsa ne olacak? Ben ne yapacağım? Kafamda çok şeyler düşüneceğim bu sefer. Çocuğum aç. Kimseye helal etmiyorum abla. Ben hakkımı kimseye helal etmiyorum. Çünkü haklarımı alamıyorum ki herhalde. Yani yönetim diyorlar şöyle yönetebilirim. Ben doğru bulmuyorum yani. Benim görüşüm böyle. Kapanma kötü geçti. Canımız sıkıldı 17 gün boyunca evdeydik zaten. İşte buradaydık.
dışarıda çıkamıyoruz. Hani burası mahalle olup yine kapının önüne bir adım çıkabiliyoruz. Ama yine de kısıtlıyız. Maddi yönden zaten hani istek az verildi. 1500 TL verildi. Kartonuz biz Eskişehir'de. Zor geçti. 1500 TL hani faturayı mı ödeyelim, eve alışveriş mi yapalım? O şekilde işte pazartesi açılacak diye umudumuz vardı. Yine mesela sabahleyin haberlerde gösterdiler. Açılma olmuyormuş meyhane olduğu için. Bu şekilde yani mağduruz, mağdur olduk. Yani turistler daha fazla herhalde onların ettiği hak, hani hakkını helal etti ya. Onlar hakkını helal ederse belki cennete gider herhalde. Biz etmiyoruz yani sıkıntı. Hani İsmail... Sıkıldık. Gerçekten evde çok sıkıldık. Rahatsızlık öyleyse. Pek dışarı çıkamıyor. Bakkala gidemiyor. İyisi ne yapayım? Bir şey bilmiyorum vallahi. İşte herkes kendi derdine düşmüş. Millete 3-5 kuruş, 3-5 tane bir şeyler getiriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani bunun esnafı var. İşte ne bileyim, insanlar işe gidemiyor. Yani çok zor durumda herkes. O adam esnaf. Adam dükkanı var, kredi çekmiş. Dükkan kapalı. Neyle ödeyecek? 3 kuruş zam yapıyorlar. 5 kuruş geri alıyorlar. Bana 10 lira zam yapıyor, 100 lira geri alıyor. Ben 90 lirayı nereden bulup ödeyeceğim bu insanlara? Onun için milletin hali perişan. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ben emekliyim. Emekli olsam ne yapacağım? Bana %3, %4 zam veriyor. Benden %20 geri alıyor. Yani anlatmamıza gerek yok ki. Memleketin halini görüyorsun. Yok turist dediler, şunu dediler, bunu dediler. Turist, turistler dışarıda. Adamlar turist dışarıda geziyor, virüs yok. Bizim halkımıza virüs var. Bakkala çıkamıyorsun, markete gidemiyorsun. Neymiş? Virüs varmış. Akşama da ağzında maske. Bu turistlerde yok mu? Ya da bu virüs akşam saat 7'den sabah 5'e kadar sokaklarda Ramazan davulcusu mu oldu ya? Sonra akşam oldu muydu? Neymiş? Virüs varmış. Kimse dışarı çıkmasın. Demek ki akşamları virüs gol geziyor bu sokaklarda herhalde yani. Bizi idare eden virüs. Helal ediyor musun? Edeceğim. Ben hakkımı helal edeceğim. Milleti bu hale düşürdüler. Herkes perişan oldu. Millet kafayı yedi. Herkesin psikolojisi bozuldu. Hakkımı helal edin. Ne diye helal edeceğim? Niye? Helal etsem ne olacak? Ya bir kolu yumurtan olmuş. 30 milyon, 25 milyon. Enflasyon %14, %15 diyorlar. Enflasyon %40'ı, %50'yi geçti. Nerede yani %12, %13? Onlara göre %12, %13 enflasyon. Ama bize göre enflasyon %40'ı geçti. Farkındaysanız. Bir tane zeytinyağın olmuş 60-70 milyon. Bunun neresi iyi, neresine helallik vereceğiz biz? Yani bunların bu halka, bu millete verdikleri maaşla bunlar bir gün veya iki gün idare etsinler. Gelsinler ben maaşımı da vereceğim. Bana zam yapmasınlar. Enflasyon %50'yi geçti. Nerede %14'müş, %15'miş? Yani insanları boşu boşuna kandırmasınlar. Bu insanlar salak değil. Kalan herkes ne olduğunu öğrendi. 5 yaşında çocuğa da sorsan kalan neyin ne olduğunu iyice biliyor. Her şeyin farkında. Kafeler kapalı. Büyük marketler. Kardeşim büyük market zaten zengin ediyorsunuz. Fakiri iyice öldürüyorsunuz. Bırakın işte kafelermiş, şunlar bunlarmış. Belirli bir sistem altında, belirli bir şey altında açılsın.